kavram dediğimiz şey arkadaşlar bir nesnenin zihindeki tasarımıdır. Nelik, gerçeklik, kim? Deniz kızı diyebiliriz. Ejderha diyebiliriz değil mi? Bunların hocam Hakan hocam güzeldi. Evet. Sedat da güzeldi. O zaman bütün insanlar güzeldi. Önce genleşir. Metal olan çinko ısınınca genleşir. Ben de avukatı besleyelim. Hukuk. Avukatı besleyelim. Hukuk okuyacaksın sen. Siz? Ben öyle tamam. Merhaba. Ben? Sen? 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 İpek Yolu Belediyesi olarak sürekli eğitim merkezlerimizde öğrencilerimize ücretsiz eğitim imkanı veriyoruz. İpek Yolu Belediyesi eğitim materyalleri, ücretsiz eğitim, efendim etüt imkanları ve birçok sosyal aktiviteyi içerisinde barındıran imkanlarla öğrencilerimize bu imkanları sunuyor. Temel hedefimiz öğrencilerimizin en iyi üniversiteleri kazanmaları. Bu amaç için çok yetkin öğretmenlerimizle birlikte bu hizmetleri vermeye devam ediyoruz. İpek Yolu Belediyesi tarafından hizmete açılan sürekli eğitim merkezlerimiz öğrencileri üniversite hazırlık sınavına hazırlıyor. Erçek'te ve İpek Yolu ilçemizde iki tane sürekli eğitim merkezimiz var. Bunun dışında toplum merkezinde de yine YKS hazırlık kurslarımız var. İpek Yolu Sürekli Eğitim Merkezi olarak yaklaşık bu sene 700 öğrenciye hizmet vermekteyiz. Bu öğrenciler tamamen dershaneye gitme imkanı bulamayan, dershaneye gitme imkanı olmayan öğrencilerden oluşuyor. Biz bunları alıyoruz. Profesyonel dershane hizmetlerinden hiçbir şekilde geri kalmadan en güzel imkanlarla destek sağlamaya çalışıyoruz. Kurumumuzda öğretmenlerimiz olsun, gerek işte idarecilerimiz olsun, en iyi şekilde öğrencilere hizmet vermeyi en temel amaç edinmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda belediyemizin bize olan destekleri de çok önemli. Çok ciddi katkı sunuyorlar. Gençlerin hayatlarına dokunmaya çalışıyorlar. Özellikle temel ihtiyaçlar noktasında tüm eksiklerimizi karşılamaya çalışıyorlar. Gerek kaynak açısından olsun, gerek işte fiziki imkanlar açısından olsun en iyi şekilde öğrencilere hizmet etmeye çalışıyoruz burada. Bunun neticesini de çok güzel şekilde alıyoruz. Son 3 yıldır kurumlarımızda yaklaşık 30'a yakın tıp öğrencisi çıktı. Bunun haricinde diğer bölümler hakeza aynı şekilde. Geçen sene pandemi şartlarına rağmen 330 öğrencimizin yaklaşık %82'si üniversitelere yerleşti. Bunların içerisinde 2 tane tıp öğrencisi, diğer işte hukuk bölümlerinden, mühendislik bölümlerinden, öğretmenlik ve fen edebiyat bölümlerinden bayağı öğrencimiz kazandı. Ön lisans bölümlerine de gönderdiklerimiz oldu. Bunun haricinde polis sınavına hazırlanan öğrenciler, diğer güzel sanatlar sınavlarına hazırlanan öğrencilerin hepsi de burada bir şekilde hayallerini gerçekleştirme imkanına sahip oldular. Bu kapsamda bu başarıyı görmek bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır. İyilik zinciri oluşturmak zorundayız. Yani burada kazanmasına vesile olduğumuz bir kardeşimizin ileriki süreçlerde bir yere geldiğinde aynı iyilik zincirini sürdürmesini bekliyoruz. Bu bilinci de vermeye çalışıyoruz. Yani evet burası ücretsiz hizmet veriyor öğrencilere, bir şekilde onlara destek oluyor. Fakat onların da hayatlarının geri kalan zamanlarında imkanı olmayan ya da bu şekilde bir talebi olan gençlere yardımcı olmalarını bekliyoruz. Çünkü anca böyle bir anlam yükleyebiliriz bu işe. Biz iyilik yapmaya çalışıyoruz, iyilik aşılamaya çalışıyoruz. Bunun yanında hem üniversiteyi kazandırıp bir meslek edinmelerini sağlayıp bir de aynı şiarı onlara benimsetebiliyorsak ne mutlu bize. Bu sene YKS'ye hazırlanıyorum. Burayı tercih etmemin nedeni hem çok fazla duyduğum ve hocaların iyi olması hem de imkanlar dahilinde burayı tercih ettim. Gayet memnunum. Hocalar olsun, ortamı olsun, dersler olsun gayet iyi bir ortam var. Dershaneden hiçbir eksiği yok. Dershane eğitimi veriliyor. Bu anlamda Kaymakam Bey'e ve İpek Yolu Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Burası da öğrenciler için gerçekten çok faydalı bir ortam. Burası gerçekten hani ismini duyduğumuz bir merkezdi. Burada çok başarılı öğrenciler çıktı. Çıkmaya da devam ediyor. İdarecilerimiz
deseniz çok iyi. Böyle öğrenciler için her şeylerini veriyorlar. Elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Şu gibi eğitim kurumlarına, sürekli eğitim gibi kurumlarına muhtaç ya da ihtiyaç duyan o kadar öğrencimiz var ki. Yani durumu iyi olmayıp da dershanelere gidemeyen çok öğrencimiz var.